değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi öyle değil mi? Açlıkla neyi tanıyoruz biz? Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini tanıyoruz. Ramazan'da oruç tuttuğumuz zaman iftar vakti açlığın ne olduğunu çok iyi biliyoruz yani değil mi? Ya bak Rezzak ismiyle e, sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi is ismini de hastalığında bil. Hastalık veriyor şifa bulun zaman oh elhamdülillah çok şükür ya Rabbi. Ne büyük nimetmiş. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Oh çok şükür rahat nefes alabiliyor. Değil mi? Allah başı ağrıyor başı geçiyor. Oh elhamdülillah. Ne büyük nimetmiş. Demek ki bazı şeyler kaybetmeden ne yapmıyor? Bilinmiyor. Allah Allah. Allah Allah. Ya Risale-i Nur ne acayip kitap. Kur'an dersi ya. Allah Allah. Bak Şafi isminde hastalığını bil. Elemler, musibetler. Bak elemler, musibetler. Bir kısım esmasının bitiriyorum ahkamını, hükümlerini bak bazı esmalar görünmek istiyormuş abi. Onun için kainatta bu olaylar şey yapmak istiyor, görünmek istiyor. Bak 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 çok en elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamlarını, hükümlerini gösterdikleri için. Allah Allah. Muzir ismi nasıl görünecek? Hastalık olması lazım ki görünsün kardeş. O esma, muzir esması. Şafi ismi de arkasından görünüyor bak. Allah Allah. Öldürüyor cenab bak Hangi isim? Mümit ismini öldürdü. Adam diyorsun öldü. Gidiyor şeye e, camideki imama diyor ki babamı kaybettik diyor. Camideki imam bir geliyor diyor ki ulan diyor babanı kaybet baban yatakta yatıyor. Nasıl kaybettik? Ulan yatakta adam. Yatakta olan adam kaybolur mu? Bak kaybettik. O yatakta kaybettiğini mahsetmiyor. İçinden bir şey gitmiş. Kaybetti gitti. Ha, kaybettik demek yatakta kaybolmadı yani. Allah Allah. Bir sela okur musun diyor. Babamı kaybettim diyor. Halbuki babasını kaybetmedi. Babasının ruhu gitti. Alemi berza. Ceset torbadır. Cesedi harekete geçtiren ruhtur yani. Hay ismi. Hay ismi ruhta tecelli ediyor. Ruhla beraber bütün vücut harekete geçiyor yani. Allah Allah. Bak o esma hay ismiyle sonra arkasında mümüt ismi geldi mi ruh çıkıyor. Efendim ölüm geliyor. Sonra yenden bası baden mevt dediği zaman o cesede ruh ne yapacak birden? Diyor üstad haşir bahsinde. Cenab-ı Hak diyor bütün ölülere bir anda mantar biter gibi bir anda diyor Bağsı bağdül de diyor Yeniden diriltecek. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelmiş ve gelecek. Bütün insanları ölmüş. insanları bir anda diyor diriltecek bak. Ya diyorlar nasıl bir anda diriltir? Kolay. Şimdi koca bir şehir düşün. Koca bir şehrin elektrik dümeni kimin elinde abi? Tekin elinde değil mi? Şimdi Tekin elindeki o şey bir indirse şeyleri, şalteri. Bütün ada Adapazar'ın ışıkları bir anda söner mi? Kaldırsa yanar. Heh. Bütün insanların ruh efendim şeyleri hay isimleri kimin elinde? Allah'ın elinde. Mümit ismiyle indirdi. Hay ismiyle kaldırdı ama hepsi birden kalkmış. Işte. Ah işte bak kolay anlattı işte bak. Elektrik bahsiyle anlattı ya. Yani. Ya Allah anlamayı nasip etsin abi. Bitiriyorum. İşte ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten namalar, hastalıkta çok hikmetler ve lamalar ve rahmetten şualar. Hastalıkta da rahmet varmış ya diye arka ciheti güzel ya. Rahmetten şualar ve şuat içinde yani o görün gör, görünmediği görün hastalığın arkasının görünmediği şuat içinde çok güzellikler bulunuyor. Bak güzellikler bulunuyor. Zahiren kötü arkası güzel. Değil mi? Arkası güzel işte. Biz hep zahire bakıp hükmediyoruz. Hodgamlığımızdan. Nefis perestliğimizden. Aa, hep, Halbuki arka tarafı cihet. Bak veriş, alış. Veriş diyoruz değil mi? Bir şey vermeden bir şey ne yapılmaz abi? Şimdi gitsek bakkala, manava. Ya kardeş bana iki portakal verir misin? Muz aldın, o verdin. Ne bekler adam karşılığında? Bir şey vereceksin değil mi? E Cenab-ı Hak bana cennet ver. Ebedi saadet ver, huriler ver, saraylar ver, köşkler. vereceğim kulum, vereceğim kulum da. He? Hiçbir şey yok, ibadet yok, tesbih yok, dua yok, zikir yok, he, hiçbir şey yok. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet yok. Yanlış yaptığı zaman tövbe istiğfar yok. Ya Rabbi bana cennet ver. Olur mu ya? Alış, veriş. Allah'ın kanunu. Her şeyde neyi var? Adam canını veriyor. Karşında neyi alıyor abi? Şehitlik makamını alıyor ya. Bak canını feda ediyor değil mi? Şehitlik makamına çıkıyor. Demek ki her şeyde bir alışveriş var ya. Ya öyle efendim armut piş ağzıma düş. Ya Rabbi bana cennet ver. Olmaz. Biraz cana bak bizden ne istiyor abi? Burada ne diyor? Biraz hareket istiyor. Ya Rabbi Allah'ın emirlerine riayet, imanımızı muhafaza etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak, Peygamber Hesed ve Vesselam'ın sünnetine ittiba etmek. Bunlar önemli yani. Ya öyle geldim gidiyorum. Vur patlasın, çalınsın ya Allah rahmet edin, mekanını cennet etsin yazıyorlar. Allah rahmet etsin mekanını al. Allah... E, tamam da bu adam nasıl bir insan? Nasıl onu Allah bilir. Amen. Yazıyoruz da mesele olan Allah'ın rızasını kazanabildi mi? Yoksa hepimiz günahkarız. Hepimizin günahları var. Ama Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak önemli. Ya eğer perde açılsa tavahuş yani nefret ettiğin hastalığın perdesi arkasında o nefret ettiğin hastalığın perdesi arkasında güzel ve sevimli manaları bulursun. Cenab-ı Hak hastalık perdesinin arkasında güzel, sevimli manaları bulursun diyor. Kanser, efendim çeşitli hastalıklar var değil mi? Ölüyorlar bundan. Zahiren şer, arkasında sevimli, güzel manalar varmış. Cenab-ı Hak cümlemeyi anlamayı nasıl? Tabi hastalık istenmez ha. Ama başımıza da geldi mi de sabredeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemize imanı kamil hüsnü hatimi nasip etsin. Cenab-ı Hak da bu hastalık, bu şey korona şeyinden cümlemizi muhafaza etsin. Bütün ehli imanı, hatta bütün insanlığı diyelim. Cenab-ı Hak bizi nefsimizin şerrinden muhafaza etsin. Yani hakikaten büyük bir imtihandayız. Yani gerçekten bu eserlere elimizden geldik ya de okuyalım, okutalım, böyle çocuklarımızı anlatalım, imani meselelerden. kendi aramızda muhabbet yapalım ki yoksa yani gidişatımız iyiye gitmez. Çünkü imana hani az önce dedi imana ihtiyacımız var. Marifetullah dersi, iman dersi ancak Kur'an'ın dersiyle, Resulü Eke Maset ve Selamın dersiyle olur. İşte bu kitaplar bize tahkiki iman dersi veriyor kardeş. Ya eğer biz bu kitapları okumasaydık değil mi bu ilmi almazdık. İlim öğrenmek farz. İlimlerin şahı ve padişahı ne ilmiydi? İman ilmi. Marifetullah ilmi. Cenab-ı Hakk'ı esma ve sıfat ve şunatıyla kainatta okuma ilmidir. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.